Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılış törenine katıldı. Yüksel, yaptığı protokol konuşmasında TESK ile uyumlu çalışamadıklarını, entegre olamadıklarını belirterek şunları söyledi. Ayrıntılar haberimizde. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli hanımefendi, değerli hazırım, şehrimizin kıymetli basın mensupları, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ben önceki konuşmacılara Hüseyin değindiği gibi ben de belirtmek istediğim bir konu var. Şehrimiz için çok önemli yatırımlardan biriydi. Bayağı bir zamandır beklediğimiz yatırımlardan biriydi. Özellikle batı kanadında ciddi anlamda sorunlar yaşadığımız bu son 3 yıllık boyunca doğu kanadında artık bu konu sıkıntılar has safhaya gelmişti. Doğu kanadı ile ilgili Allah nasip ederse bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Lakin batı kanadında bildiğiniz gibi TESK Genel Müdürümüz bunu çok iyi bilir. Parsel bağlantıları yok. Yani hala bizim Barbaros ve Kumbağa hattında biz parsel bağlantılarını yapamadık. Hala eski kanalizasyon hattı kullanılıyor. Parsel bağlantılarının yapılacak olması da ciddi anlamda bizi yoracak. Neden yoracak? Biliyorsunuz Kumbağa hattında %99'u yol yapım çalışmaları bitti. Tamamıyla bitti. Şimdi parsel bağlantıları yapılırken tekrardan bir çalışmaya girecek. Maalesef biz burada entegre olamadık TESK ile birlikte. İnşallah Doğu kanadında buna benzer sorun yaşamayız. Parsel bağlantıları hızlı bir şekilde yapılırsa iki defa yol yapılmamış olur. Sadece müracaat eden vatandaşlarımızın parsel bağlantılarını yaptığımızda arkasından gelen müracaat etmeyenlerin biz beklerken yollar bu sefer yürünemez, girilemez hale geliyor. Dolayısıyla TESK'in bu yatırımı düzgün bir şekilde yürütebilmesi açısından da parsel bağlantılarının, imar alanları içerisindeki parsel bağlantılarının düzgün bir şekilde, hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor ki Doğu kanadında asfaltlama çalışmalarını veya yol yapım çalışmalarını yapalım. İnşallah bugüne kadar entegre olamadık TESK ile. Herkes biliyor, yani çok ciddi sorunlara yaşandı 11 ilçede. Bu dönem önümüzdeki yıl itibariyle inşallah ilçe belediyeleriyle entegre olan bir TESK olursa bir işi iki defa yapmak zorunda kalmayız. Ama şunun üstüne basarak belirtmek gerekiyor. Kadir Başkanım'a da bunu defalarca kez beraber dillendirdik. Bu şehrin gerçekten büyük bir altyapı sorunu var. Bu altyapı sorununun çözülmesiyle ilgili de Kadir Başkan elinden geleni yapıyor. İnşallah TESK ile Kadir Başkan'a bu konuda biraz daha sahip çıkarsa ilçe belediyeleriyle birlikte belediye başkanlığı daha rahat bir şekilde süreci yönetir diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimde yaşayan 205 bin hemşehrim için çok önemli yatırımlardan biriydi. Geç kalsa da çok önemli bir yatırımlardan biriydi. İnşallah bundan sonraki süreç daha sağlıklı yürütebiliriz. Başta emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün çalışan abilerimize, kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah çok daha büyük, çok daha güzel açılışlarda beraber olmak üzere diyor. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.